أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمن لك Şerefli Müslümanlar, içinde yaşadığımız cemiyet, görülen ve dikkatle takip edildiği zaman anlaşılan bir gerçek var ki, tamamen şaşkınlık içinde, cemiyetin büyük çoğunluğu şaşkınlık içinde bulunuyor. Bu şaşkınlığı hazmedemeyen genç nesil de, bir çılgınlık ve bir taşkınlık içinde bulunuyor. Bunlara bir çare aramak, bunları düzene koymak, memlekette intizam sağlamak ve insanlara arzu ettikleri huzuru, emniyeti, asayişi temin etmek yolunda bir hayli kalabalıklar, bir hayli demeçler, sözler, fikirler de olanca hızıyla devam etmektedir. Ancak burada Müslüman insanlara, müminlere düşen bir vazife var. Bu vazife ister tahakkuk etsin, ister etmesin, orası Allah'a ait bir meseledir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu çareleri ve tedbirleri araştırmaktır. Müslüman olmamızın en tabii sonucudur bu. Kur'an ölçüleri içinde düşünmek ve insanlığın bütününe hitap eden dini İslam'ın çerçevesi içinde bir takım arayışlar, bir takım çareler düşünmek. Müminin vazifesi bu. Zihnini bununla meşgul etmesi lazım. Daha önce cahiliye devrinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz henüz doğumlarıyla dünyayı şereflendirmediği zamanlarda ki o zamana cahiliye zamanı deniyordu. O günkü anarşiyi, o günkü felaketleri, musibetleri, o günkü kahrı gazapları, o günkü insanların içinde kıvranıp devam ettiği buhranları, bunalımları halleden, çözen, her birini sarsılmaz esaslara bağlayan zamanın sahibi, zamanın peygamberi Hazreti Habibullah'ın yolunda ve onun sünneti içerisinde bir kurtuluş yolu aramak Müslümanın vazifesi. Başka şeyler değil. Bizim cemiyetimizi, bizim cemaatimizi İslam'ın dışında şartlandırmaya çalışıyorlar. İslam'ın dışında. Allah-u Teala, şimdi biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimede göreceksiniz ki, ey Müslümanlar, sizin kurtuluşunuz benim yeryüzüne gönderdiğim Kur'an-ı Kerim'dedir diyor. Bizim cemiyetimizi İslam'ın dışında şartlanmaya çalışan, İslam'ın dışında bir takım arayışlara sürükleyen insanlar da ey millet, Allah bizi yaratmıştır ama bizim hakkımızda Allah hiçbir şey bilmiyor, biz söyleyeceğiz diyorlar. Kesin ısrarla, kat'i bir şekilde bu yolda ısrar ediyorlar. Şurası Kur'an'a dayanarak söylüyorum ki, bütün arayışlar boşuna gidecek. Şaşkınlıklar birbirini takip edecek. Gün
gün daha kötüye, daha felakete gidecek. Kur'an'ın dışında ne ararlarsa arasınlar, hüsrana gidecek. Boşa gidecek. Ve Allahu Teala göstermesin, büyük musibetlere maruz kalacağız. Korkunç. Hak Teala çeşitli vesilelerle İslam dünyasını ikaz ediyor. İslam dünyasına Hak Teala işaret veriyor. Onları derin derin, çok çeşitli sebeplerle uyandırmaya çalışıyor. Mevlamız ikaz ediyor. Kendisine sığınmamızı, kendisine dönmemizi, yeryüzüne gönderdiği Kur'an'a yapışmamızı istiyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Sabahleyin gelirken günlük bir gazetede, her gün Afganistan haberlerini takip ediyorum adım adım. Yine okudum, dün Afganistan'ın baş şehrinde Kabil'de bir hadise. Tabii günlerdir işgal altında bulunan, hatta aylardır diyelim, işgal altında bulunan Afganlı Müslümanların baş şehirlerinde Kabil'de gece gündüz Sovyet Rusya'nın tankları sokak sokak dolaşıyor. Afganistan'ın üzerinde, Kabil'in üzerinde devamlı Rus uçakları durmadan korkunç gürültüler yaparak uçuyor ve binbir gürültülerle dehşet uyandırıyor, şiddet uyandırıyor. Tabii hiç. Bunu Müslümanlar hazmedememişler. Ve geçen hafta karar almışlar, Kabil'deki, baş şehirdeki bütün Müslümanlar dükkanlarını, tezgahlarını tamamen kapatmışlar. Evlerine kapanmışlar, sokağa çıkmama kararı almışlar ve zaten sokağa çıksa ne yapacak? Bütün Rus askerleri işgal etmiş sokak sokak. Paletli o korkunç tankların gürültüsüyle nice insanlar kahrolup gitmekte. Sokağa çıkmamışlar, güneş battıktan sonra karanlığın sinesinde en küçük çocuklara varıncaya kadar bütün Müslümanlar damlara, çatılara çıkmışlar. Güneş doğuncaya kadar Allahu Ekber diye figan etmişler. Sabahlara kadar Allahu Ekber demişler. Tekbir getirmişler. Her türlü tehdide rağmen Müslümanlar, eğer başımızdaki devlet, erkanı devlet, bütün mesuller uyanmazlarsa, İslam'a dönmezlerse, Allah'a dönmezlerse, bir gün bizim de başımıza bu hadiselerin geleceğini dehşetle haber veriyorum. Yeter! Bütün dünya dalalet içerisinde, bütün dünya sapıklık içerisinde, sapıklıktan insanları kurtarmak için Hazreti Muhammed geldi. Ne arıyorsunuz başka yerlerde? Neyi arıyorsunuz? Neyi arıyorlar? Hangi yolu getirmek istiyorlar? Allah aşkına biz Müslümanız kardeşlerim. Aklımızı başımıza almaya mecburuz. Hangi insan Kur'an'dan başka yol gösteriyorsa kabul edemezsiniz. İslam tarihi meydanda, cihan tarihinin içinde İslam'ın yeri meydanda. Ne için Müslümanız biz? Bir takım siyasi adamların sapıklığına nasıl kapılabiliriz? Bizim Hazreti Muhammed gibi bir rehberimiz varken bizi kim sürükleyebilir? Biz ne biçim Müslümanız? Biz ne biçim hacıyız, hocayız? Bu millet niçin sapıyor? Ve yavaş yavaş gerçekleri niçin kabul etmiyor? Ama Allah'a hamdolsun hadiselerin dehşeti bunu anlatmaya başladı. Akşamleyin siz de zannederim takip etmişsinizdir. Yuvarlak masa lafı altında bir açık oturum mu, bir sohbet mi neyse takip ettim dikkat ve itina ile. Hamdü senalar olsun ilk defa işitiyorum. Orada şiddet eylemlerinin, terörün, tedhiş hareketlerinin kaynağı ve sebebi nedir diye araştırmaya çalıştılar. Ama hamdü senalar olsun diyorum, hamd ediyorum Allah'a, ifadeye mecbur oldular. Bir profesör orada resmen söylemek zorunda kaldı. Gençlerimiz ve çocuklarımız inançlarından koparıldığı için bu hale geldi dedi. Kabul etmeye başladılar. Efendim ekonomik sıkıntılar, iktisadi bunalımlar, ücretler, zamlar filan değil. Müslüman milletlerin sıkıntısı
iktisadi değil, itikadidir. Bugün alemi İslam'a Hazreti Allah en büyük servetleri vermiştir. Petrol denilen muazzam servetin %85'ini Allah Müslümanlara vermiştir. Alemi İslam'ın felaketi iktisadi değil, itikadidir. İnançlarından koptuğu için bu hale gelmiştir. Bunu her zaman söylüyoruz. Yeryüzünde en güzel ve en temiz ziraat, buğday yetiştirme imkanı Türkiye'ye verilmiştir. Şu memleketimiz dünyanın cennetlerinden birisidir. Kış mevsiminde yaz mevsimine ait bütün meyveleri bulabilirsiniz. Bütün sebzeleri bulabilirsiniz. Yaz mevsiminde de kış mevsiminin bütün nimetlerini bulabilirsiniz. Dünyada ikinci bir memleket yoktur böyle. Biz iktisaden geri değiliz, itikaden geri bırakılmışız. Bu millet kitabından, Kur'an'ından ve peygamberinden koparılmıştır. Suudi Arabistan yalvarıyor. Senede 1 milyon ton buğdayı, ekmeklik buğdayı bana verin. Ben de karşılığında 100 milyon ton size petrol vereyim diyor. İktisaden geri kalmış değiliz. İtikaden geri kalmışız. Bizi dışarıdan mahvetmek istiyorlar. Ve millet hala Kur'an'a dönmüyor. Hala bir takım yanlış arayışlar içinde bulunuyor. Bırakın siyasi çekişmeyi. Bırakın parti pırtı çekişmesini. Allah'tan korkun Müslümanlar. Allah diyenleri çağırın Allah'a. Allah diyen herkesi Kur'an'a çağırın. Bırakın partiyi pırtıyı. Memleket gidecek. Memleket yok olacak. Korkunç düşmanlar tuzaklar hazırlıyor. İbret alınız. Basiretinizi körletmeyiniz. Kur'an-ı Mübin sesleniyor. Bakınız Enfal Sure-i Şerifesinin 29 numaralı ayetini arz ediyorum. Ruhlarınıza ve vicdanlarınıza aynen arz etmeye çalışıyorum. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, Müslümanlar. İn tettekullâhe yec'al lekum furkâna. Eğer Allah'tan korkarsanız, Allah'ın emirlerine riayet ederseniz, Allah'ın yasaklarından sakınırsanız, yec'al lekum furkana, size hak ile batılın arasını fark etmenin şuur ve idrakini verecek Allah-u Teala. Kardeşlerim, safları rica edeceğim. Safları Allah aşkına tırnak gibi döşeyelim. İkide bir ses geliyor, vaazımızın ahengi bozuluyor. Birkaç insan da başka şey zannediyor. Safları şöyle bütün sıkışıklığın en son haddine kadar sıkıştıralım. İmkanımız kadar siz de bütün zahmetlere Allah için katlanıp sıkışacaksınız. Safları iyice tamamen sıklaştırmaya çalışalım. İkide bir kapıdan bağıran çağıran olmasın. Kendini bilen de bağırıyor, bilmeyen de bağırıyor. Ey müminler! Ya eyyühellezine amenu! Bu yalnız Müslümanlara hitap ediyor bu. Başka hiç kimseye değil bu hitap. Ey müminler! Ey amentü billah diyenler! İn tettekullâhe! Eğer Allah'tan korkarsanız, çocuklarınızı ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede Allah sevgisine, Allah korkusuna göre eğitim gösterirseniz, çok mühim bu. Neslinizi, zürriyetinizi ilahi emirlere göre yetiştirirseniz, çekirdekten, yec'al lekum fırkana, fırkan, iyi ile kötüyü fark etme kabiliyeti demek. İyi ile kötüyü fark etmek. Hak ile batılı ayırt etme kabiliyeti. Güzel ile çirkini fark etme şuur ve idraki. Bugün öyle bir topluluk meydana geldi ki iyi ile kötüyü ayıramıyor, hak ile batılı fark edemiyor, ebedi saadetle ebedi felaketi ayıramıyor. Sabahleyin bir Müslüman kardeşimle, iş adamı, sanayici bir mümin kardeşimle görüştüm. Senelerden beri
evli bulunduğu öz hanımıyla büyük mücadeleler vermiş. Yalvardım diyor hanım, şimdiye kadar tiyatroya gittik, gazinolara gittik, her türlü alemlere katıldık, sinemalara girdik çıktık, yedik içtik, Astra'dan Kürt istedin aldım, altına Mercedes aldım, tırnaklarına boya aldım, dudaklarına cila aldım, her şeyi yaptım, her şeyi yaptım. Ama sonu yok bu yolun. Ben öğrendim, ebedi hayatın farkına vardım. Gel Allah'a gidelim dedim diyor. Uyanalım, yeter bu yol. Bu yol çıkmıyor, çıkmaz bu yol dedim. Senelerdir uğraşıyorum, mümkün olmadı. En sonunda bana kesin cevabını verdi diyor. Ben namaz, Allah, kitap, hiçbir şey kabul etmiyorum. Hayatımdan dönmeyeceğim dedi diyor. Ve ben de ayrıldım hocam dedi. Köşkünü ona bırakmış, her şeyi ona bırakmış. Ve şimdi uzun zamandan beri tek başıma otelde kalıyorum hocam dedi. Ve hüngür hüngür perişan oldu. Düşünebiliyor musunuz? Gittiği yolun kötülüğünün farkında değil bu insan. Neden? Allah'a saygı duymuyor ki. Allah'tan korkmuyor ki. Allah'tan korkmayan bir millete Allah-u Teala iyi ile kötüyü fark etmek için verdiği kabiliyeti mahveder. Fark edemezsiniz. Fark edemiyorlar. اِنْ تَتَّكُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Allah'a saygı duymadıkça, Allah'tan korkmadıkça, neslinizi ilahi eğitime tabi tutmadıkça, hak ile batılı ayıramazsınız. İyi ile kötüyü ayıramazsınız. Güzel ile çirkini ayıramazsınız. Felaketleri saadet zannedersiniz. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Eğer Allah'a sımsıkı sarılırsanız, gittiğiniz yolun kötülüğünü ve fenalığını anlarsanız, hak ile batılı fark etmeye başlarsınız ve Allah da sizin bütün günahlarınızı affeder. Günahlarınızı, kötülüklerinizi, fenalıklarınızı ancak Allah o zaman bertaraf eder. Yoksa bataklığa her gün biraz daha batarsınız diyor. Kur'an'ın haberidir bu. Allah'a dönmedikçe, İslam'a dönmedikçe, Hazreti Muhammed'e dönmedikçe Türkiye'ye kurtuluş yoktur, yoktur. Bunu herkes kabule mecbur olacaktır. İşte hadiseler. Hakkın, hakikatin, İslam'ın sadasına kulak vermek lazımdır. Artık anlamak lazımdır. Her şey anlaşılması lazımdır. Memlekette meydana gelen hadiselerin gayesi, maksadı anlaşılması lazımdır. Akşam yine o yuvarlak masa programında yine hoşuma gitti. Allah'a hamdü sena ettim yine. Zira bir şuur işareti gördüm. Yine profesörlerden birisi resmen ve alenen söyledi. Türkiye'deki tedhiş hareketlerinin, anarşi harekatının İki gayesi vardır dedi. Bunu açıkça ve erkekçe söylemek lazımdır dedi. İki gayesi var terörün, tedhişin ve anarşi hareketinin. İki gayesi. Birisi siyasi gaye, birisi de ideolojik bir gaye dedi. Siyasi gayesi Türkiye'yi parçalamak, doğusunda başka bir devlet kurmak, batısında başka bir devlet kurmak. Evet, aynen böyledir. İstedikleri kadar gizlesinler, kesinlikle böyledir bu dava. İdeolojik olan maksatlarına gelince dedi, doğrudan doğruya Marksist, Allah'a, ahirete, peygambere, kitaba inanmayan komünist bir devlet kurmak istemek için yapıyorlar bunu dedi. Aynen doğrudur. Ve bunu anlamayan, kabul etmeyen bir adam varsa ya kördür ya ahmaktır. Anlamaya mecburuz kardeşlerim. Açıkça her şey meydanda ve meseleleri açık açık net bir şekilde kavramak lazımdır. Ve bunlar cidden insanlarımızın üzerinde büyük tesirler uyandıracak meselelerdir. Gidilen yanlış yolları anlamak lazım, dikkat etmek lazımdır. Ve ibret almak, ders almak lazımdır. Bakınız bu konuyla alakalı geçenlerde bir fıkraya tesadüf ettim, bir fıkra. Hani insanlara ders olsun diye hayvanlardan bazen fıkra anlatırlar. Hoşuma gitti.
Ben de size anlatmayı düşündüm. Unutmaz da aklınızda kalırsa iyi bir sermaye olur. Sohbet sermayesi. Hayvanlardan hani aslan diye bir hayvan var. Pençeli, yeleli, dehşet bir hayvan. Aslan. Ormanların kralı. Günün birisinde bu aslan artık iyice ihtiyarlamış. Dişleri dökülmeye başlamış. Yeleleri sökülmeye başlamış. Ormanda avını yakalayıp da yiyememiş, parçalayamamış artık. Aciz kalmış, ihtiyarlamış. Bakmış ki ortada kalsa acından ölecek. Gitmiş bir mağaraya sığınmış. İhtiyar aslan. Bir mağaraya sığınmış, yağmurdan, şimşekten, yıldırımdan korkup da, avcıların dehşetinden, tüfeğinden korkup da, kaçıp habersiz o mağaraya giren hayvanları kapıda yakalamış, parçalayıp parçalayıp yemiş. Hani işin farkına varmadan mağaraya giren hayvanlar var tabii. Ne bilsinler içeride aslan var? Bu şekilde gafil gafil gelen hayvanları mağaranın içinde yakalamış, onları parçalamak suretiyle yemiş. Bir müddet hayatını devam ettirmiş. Aslan. Hayvanlar da büsbütün enayi değil ya. Nihayet farkına varmışlar. Bu mağaranın içinde bir parçalayıcı aslan var. Farkına varmışlar. Daha hayvanlardan hiçbirisi gitmemeye başlamış. Dikkat! Hayvanlardan artık şaşırıp da o mağaraya giden olmamış. Aslan içeride iyice bunalmaya, açlıktan ölmeye başlamış. Yavaş yavaş sürüne sürüne mağaranın ağzına gelmiş, dışarıyı seyretmeye başlamış. Dikkat! Bir de bakmış ki tilki dediğimiz hayvan, tilki. Kuyruğunu omuzuna kaldırmış, mağaranın ta 100 metre ötesinde dikkatli dikkatli geçiyor ve oradan hızla uzaklaşıyor. Mağaraya 100 metre mesafede ama çok dikkat ediyor, itina ile, titizlikle gözünü oradan ayırmadan kenardan süzülüp kaçıyor. Aslan hemen sesini yükseltmiş, demiş ki, hey tilki kardeş, demiş. Tilki kardeş, yahu ne selam ne sabah, geçmiş gidiyorsun, demiş. Ayıp değil mi? Eskiden tanışırdık, konuşurduk. Ne oldu sana? Niçin böyle uzaklardan geçiyorsun? Hiç insan gelip bir selam vermez mi? Yanıma, yakınıma uğramaz mı? Hoşbeş etmez mi? Halden, havadisten bir şeyler anlatmaz mı? Niçin uzaktan bakıp bakıp gidiyorsun, demiş. Gelsene oturalım, konuşalım. Sana ben destek olayım, yardım edeyim. Hani bir sürü iş. Tilki bütün bu sözleri gayet temkinli ve tedbirli dinlemiş. Aslanın dil döktüğünü, böyle mütemadiyen konuştuğunu görünce bakmış ki sözü bitmeyecek aslanın, şu cevabı vermiş. Bu cevabı unutmayın Allah aşkına. Tilki gayet dikkatle, ibretle etrafı seyrettikten sonra, tetkik ettikten sonra şu cevabı vermiş. Aslan efendi, gelmeye gelirim yanına. Otururum, konuşurum fakat bir şey dikkatimi çekiyor, demiş. Görüyorum ki senin tarafına doğru, mağaraya doğru bir sürü ayak izi var. Senin bulunduğun yere, mağaraya doğru sayısız ayak izleri var. Sana doğru birçok ayak izleri gelmiş. Fakat bana doğru hiçbir tane ayak izi yok. Hepsini parçalamışsın, demiş. Ayak izlerine dikkat ediyorum. Senin tarafına bir sürü hayvanın ayak izleri var. Ama bana taraf yok. Hiçbirisi geri gelmemiş. Öyleyse ben enayi değilim, demiş. Oradan hızla uzaklaşmış. Fark etmiş. Tehlikeyi, felaketleri fark etmiş. Müslüman da dikkatli olmalı. Tedbirli olmalı, temkinli olmalı. Bu oynanan oyunların manasını, gayesini iyi kavramalı, iyi anlamalı. Yıkılırsa, parçalanırsa kimse kimseyi kurtaramaz. Basiretli olmalı, dikkatli olmalıdır. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, in tettekullâhe,
Eğer Allah'tan ittika halinde olursanız, Allah'ın emirlerine riayet ederseniz, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınırsanız, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Allah size doğru ile yanlışın arasındaki farkı yolunda bırakmayacak diyor Kur'an-ı Kerim. İşte haberi sadık budur. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّرًا Bütün kötülüklerinizi, anarşiyinizi, isyanınızı, fenalıklarınızı Allah ortadan kaldıracak. Dönün Allah'a, dönün İslam'a. Ayet. Dindarlığı gerilik sayıyorduk. Halbuki ne kadar yanılmışız. Burada herkes dininden, imanından ve İsa'dan konuşuyor. Dinsizler ise asla sevilmiyor. Genç ihtiyar herkes cebinde İncil taşıyor. Pazar günü sabahtan durmadan kiliselere koşuyor, ayinlere katılıyorlar. Bütün bunların karşısında içimde derin bir boşluk hissettim. Herkes ibadet ve dua ediyordu. Bense ne kendi dinimi ne de onların dinini biliyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlığı öğrenmek için merak sardı beni. Öğrendim ve nihayet geçen pazar günü kilisede bir merasimle işte Hristiyan oldum. Artık tahsil masrafımı, okul paramı da kilise üzerine aldı. Sizi ne anne ne baba, Türkiye'yi de ne memleket diye kabul etmiyorum artık. Bundan sonra bana ister mektup gönderin ister göndermeyin. Siz bilirsiniz ama tekrar ediyorum, eğer dinimi terk ettiğim ve Hristiyan olduğum için günahkar olmuşsam, bu günah tamamen size aittir, imza. İşte aziz kardeşlerim, bizim neslimizi böyle dininden imanından koparanları affetmeyeceğiz. Okullarımızı, mekteplerimizi, İslam'ı kötüleyen birer köşe haline getirenleri ebediyen affetmeyeceğiz. Affetmeyeceksiniz bu zalimleri. Nesillerimizi dinsiz bırakanları, yavrularımızı anarşist yapanları, ellerine kalem yerine silah verenleri, kafalarına Allah korkusu yerine komünist metotları koyanları affetmeyeceksiniz. Affetmeyeceğiz bunları. Allah'ın huzurunda bunlardan teker teker hesap soracağız bunlardan. Neslimizi imha edenler, çocuklarımızı kafir edenler, yavrularımızı sokağa dökenlerden davacıyız ya Rabbi. Çekme ediyoruz ya Rabbi. Hala yanlış yolun farkına varmıyorlar. Hala bilmem nerede ne arıyorlar. Hala dünyayı dolaşıyorlar ve İslam'ı içinden anlayıp hazmetmek istemiyorlar. Bu korkunç bir faciadır. Bu bir felakettir. Bu ne korkunç şuursuzluktur. Neslinizin niçin bu hale geldiğini anlamıyor musunuz? Neden bunların tedbirini almıyorsunuz? Neden nesliyatınızı değiştirmiyorsunuz? Neden milli eğitimi değiştirmiyorsunuz? Neden Kur'an'a yanaşmıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim, okuduğum ayeti kerimenin devamında aynen şunu haber veriyor. Habibi Zişanım, Muhammed Mustafa'm diyor Allah-u Teala aleyhissalatü vesselam. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hani bir zamanlar Mekke'deki kafirler, müşrikler, putperestler sana tuzak kurmaya çalışıyorlardı. Tuzak kurmaya çalışıyorlardı. Hazreti Muhammed'i öldürmeye çalışıyorlardı. Yok etmek istiyorlardı. Kur'an haber veriyor. لِيُسْبِتُوكَ Seni bir kazığa bağlayıp uçsuz bucaksız bir çölde yok etmek istiyorlardı. اَوْ يَقْتُلُوكَ Seni katletmek, öldürmek istiyorlardı. اَوْ يُخْرِجُوكَ Seni memleketinden çıkarmak istiyorlardı. وَيَمْكُرُونَ Durmadan sana ve İslam'a tuzak kuruyorlardı. Fakat وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Allah onların bütün tuzaklarını